Deniz'den biraz bahseder miyiz? Bu bir bisikletle bir Kayseri ve Sivas yolu üzerinde bir bisiklete binmişsiniz galiba veya orayı aşamamışsınız. Bundan biraz bahseder misiniz? Deniz benim çocukluk arkadaşım. Evet, Cemil amca o sırada Sivas Milli Eğitim Müdür Yardımcısıydı. Babamın yakın arkadaşıydı. İkisi de Halk Partili insanlardı. Birbirlerini tanırlar, görüşürlerdi. Deniz de ilkokulda sıra arkadaşıydı. Öyle bir çocuktu ki o, demin sözünü ettiğim o atmosferden en fazla etkilenen ama hepimiz etkileniyorduk. O müdahale etmek isteyen bir çocuk. Bir ilkokul fotoğrafımız vardır. 5. sınıfta mezuniyet fotoğrafı. Onu size gösteririm. Ön sırada Deniz şu işareti yapar. İlkokul 5. sınıf mezuniyet fotoğrafımızdır. Yaşı 12, 11, 12. Taş çatlasın 13. O işaretin anlamı altı oktur ve şu işaret, tamam. Fotoğrafta da görebilir. Altı ok yapıyor. Demokrat Parti'nin en katı dönemi, Vatan Cephesi denilen hadisenin ortaya çıktığı ve CHP'lilerin ağır baskılar gördüğü bir dönemdeyiz ve o şartlarda Deniz CHP'nin simgesini o fotoğrafa kazımış vaziyettedir. Belki de hayatının en etkili siyasi eylemlerinden biridir. O yaşta. O yaşta. Ele avuca sığmaz bir çocuktu. Son derece hareketli. Zeki aynı zamanda. Derslerinde çok başarılı. Ve önderimizdi. Bizim kendi aramızda onun kurduğu, bizim de daha iyi olduğumuz bir yedi bela çetesi denilen bir çocuk çetemiz vardı. Yani o zamanlar zaten... O zamanlar örgütçüydü aynı zamanda. Önderdik özelliklerini demek öyle doğuştan falan geliyor yani. O, öyle şeyler var. Yedi bela çetesi mesela Demokrat Parti'de ailelerin çocuklarını döverdik. Mahalle kavgaları. İşte futbol falan oynamak söz olduğu zaman, karşı mahalleyle maç yapılacağı zaman bizim yenilme ihtimalimiz yoktu. Döverdik çünkü bizi yenen takımları falan öyle bir şey. Ama Deniz'in orada çocuklar üzerindeki kontrolü, çocuklar üzerindeki etkisi sonradan... Karşılaştığımızda, yıllar yıllar sonra tekrar karşılaştığımızda bana hiç yabancı gelmedi. Yani bu çocuk nasıl bizim liderimiz oldu demedim ben. Çünkü zaten liderimiz. Zaten bir küçük pensiydi. Evet. Bir gün bir bisiklet bulmuş. Kendi bisikleti değildi sanıyorum ama mahalleden bir bisiklet bulmuş. Geldi yanıma. Dedi seni bir yere götüreceğim. Benden de geri yanıydı tabii. Ben ufak tipik bir çocuktum. Bisikletin önüne oturttu beni, bastı pedala. Nereye gidiyoruz dedim. Kayseri'ye dedi. Ya yapma, Kayseri'ye nasıl gidiyoruz? Kayseri çok uzak. Yok öyle değil dedim. Kızılırmak üstündeki o kesik köprüyü geçeceğiz. Orada yoğun yokuş. Dağ var, yoğun yokuşu. Açınca arkası Kayseri. Ben öğrendim dedi. Yani yoğun yokuş dağını aşınca evet Kayseri topraklarına girmiş oluyorsun ama yoğun yokuş dağını aşmak ya arabayla bile 2-3 saat süren bir yoldur. Ama o göz alabiliyor. Ayrıca bisiklet de tehlikelerin hiç imkanı yok. Ama Deniz söyleyince buna itiraz hakkımız da. Köprüyü geçtik yoğun yokuşa doğru pedal basarken bisikletin lastiği patladı. Dağ önümüzde duruyor, imkansız yani. Dağ aşacağız, bisikletle Kayseri'ye ineceğiz. İmkansız bir şey. Neyse bisikleti de sürükleye Sivas'tan 10 kilometre zaten uzaklaşmışız. Geri döndük. Bu olay en
en fazla 1961'dir. 1970, aynen 10 sene geçmiş. Demek 14 yaşında falandık o zaman Deniz. 23-24 yaşında Ankara'dan Nurhaklılara motosiklette giderken, Yusuf Hasan'ın kullandığı motosiklette giderken Sivas girişinde polisin yolu kestiğini görüyor. Kesik Köprü ve Sivas'ın girişi arası 5 kilometre falandır. Ve düz bir yoldur. Orada görürsünüz. Yani 5 kilometre ötesinin rahatlıkla görünebileceği bir yoldur. Polisin yolu kestiğini görünce Malatya üzerinden Nurhak'a gitmek düşüncesinden vazgeçiyorlar. Deniz diyor ki yoğun yokuşa vuralım. Köprüyü geçelim, yoğun yokuştan öbür tarafa Kayseri. Gemerek yaklaştığı yolunda. Yıllar önce iki çocuğun bisikletle aşmak istediği yolun başındaki kahraman aynı yolu bu sefer motosiklette fakat dağa çıkmak için, dağdaki arkadaşlarıyla konuşmak için kullanıyor. Bu beni çok etkilemişti. Her zaman çok etkilenerek hatırlarım. O çocukluk anısı çocuklukta oluşmuş bir tahayyülün çok ciddi bir anda tekrar kendisini bir gerçeklik gibi ona göstermesinin ilginç boyutları var. Son derece ilginç boyutları var.